Gece Gündüz'den merhaba, hoş geldiniz. Bugün pek sevgili dostumuz, müzisyen dostumuz Mabel Matiz'le birlikteyiz. Çok da hoş bir vesileyle buluşuyoruz. Çünkü Maya adındaki yeni albümü kısa süre önce yayınlandı. Hem bizim için hem müzik çevreleri için gayet heyecan verici bir albüm oldu. İlk andan itibaren bu duyguyu hissettik. Biz de daha fazlasını konuşalım istedik. Mabel hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, gerçekten kutluyorum bir kez daha. Çünkü 21 şarkıdan oluşan 2 CD'lik bir albüm. Böyle bir albüm yapmak bu zamanda kolay değil. Ama önce sana nasıl bir yolculuk oldu diye soracağız. Çünkü sen de aslında biraz söylemişsin. Duygusal anlamda da belli ki yüklü bir albüm bu, evet, öyle değil mi? Evet, evet. Nasıl bir yolculuk oldu? Ne kadar zamanda çıktı 21 şarkı birden? Biraz anlat istiyorum. Tabii, seve seve. Albüme bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce başladık. 2016 sonbaharıydı. Aslında başladığımızda elimde bir 12-13 şarkı vardı. Ve bir önceki albümün repertuarı gibi bir şey olur diye tahmin ediyordum. Ve işte 4-5 ay sonra yayınlarız diye planlıyorduk. Ama stüdyo girdik ve yani ben o dönem bir arayış içindeydim. Hem sound olarak hem kendimle ilgili, belki kendi hayatımla ilgili, köklerimle ilgili, bu coğrafyayla ilgili çok düşündüğüm bir döneme denk geldi ve o dönemde yazdığım her yeni şarkıyı albüme ekledim ve albüme her şarkı ekleyişimle yazdıkça da yazdım ve ekledikçe albümün yolu ve yolculuğu daha uzadı. Tabii aralarda sabırsızlandığımız için bir takım single'larla albümün haberini verdik. Onları yaptık bir yandan. Bir yandan albümün kayıtları devam etti. Ve işte yaklaşık 1,5 yıl sonra nihayet çıktı albüm. Albüm çok yayınlandı. Uzun bir yolculuk. Evet. Eminim kendi içinde o duygusal iniş çıkışları da yaşamışsındır. Evet. Çünkü albümün adı Maya. Annenin adından alıyor değil mi albüm adını? Evet. Bu müthiş. Babamı beklerken babana yazdığın şarkı var albümde. Evet. Öyle bir çocukluğuna geri dönüş, duyguların kendini olduğun gibi ortaya dökme süreci, bunlar da var herhalde. Evet, kesinlikle var. Bundan önceki albümlerde ve şarkılarda da vardı bunlar ama bir şekilde bu albüm daha açık, daha çıplak, daha kendi kendime konuştuğum bir albüm oldu. Anne baba hikayeleri, çocukluk, yani hepimiz zaten bir şekilde aslında çocukluğumuzda yaşadığımız şeylerin örüntülerini yaşıyoruz yetişkinlik dünyamızda. Ben de bu konulara biraz fazla takık durumdayım. Kendini? Evet, yani bunları salmak çünkü değil çok mi? İyileştiriciydi. Yani o geri dönüp o küçük çocuğa bir takım güzel şeyler söylemiş gibi hissediyorum ve şu an daha huzurlu ve iyi hissediyoruz bence ikimiz de. Bak dediğimi yaptım, iyi bir yerdeyim demek gibi galiba. Galiba. Değil mi? Ne güzel. Şimdi biz sektör açısından da gerçekten çok heyecan verici olduğunu düşünüyoruz ki bunu müzik yazarları da yazdı. Ana akıma yön verecek bir albüm diyenler var. Evet. Var mıydı böyle bir iddian ya da sana bu nasıl geliyor duyunca böyle dendiğini? Çok hoşuma gidiyor bunu duymak. Çünkü ben de yaparken öyle bir hisle yaptım. Hmm. Bu bir manifesto bir yerde bu albüm ve bu şarkılar. Evet. Bunu ilk lansman gününde de söyledim. Sonraki röportajlarımda da dile getirdim. Yeniliğe, farklılığa çok fazla ihtiyacımız var. Ben de kendi dilimi şu an ortalığa bıraktım. Bakalım nereye gidecek. Yani iyi şeylere vesile olsun ve insanlara daha fazla ilham versin istiyorum. Bu sound ve bu sözler. İlk yansımaları da gerçekten herhalde evet. Senin de tamamdır dediğin bir nokta burası. Evet. Yani çok güzel kucaklandı. Ne mutlu ki. İnsanlar hemen o sıcaklığı ve o benim kendi içimde yaşadığım şeyi aldılar ve kendileri başka bir şeyler yaşamaya başladılar. Onları takip etmek çok iyi hissettiriyor. Ne güzel. Demek ki bir alışveriş. Evet. Kesinlikle. Anadolu en büyük esin kaynağım dedin ve gerçekten çokça söylenebilir yanı var tabii albümdeki, yani müzikal altyapıya dair işin uzmanları muhakkak önemli şeyler söylüyorlar ama burada 70'ler de var, burada 90'lar da var, evet. Burada Anadolu pop, folk değil mi? Bunların evet, hepsi evet, bir arada. Evet. Bir de Mabel'in kendi özgün tarzı var. Bu arada tabii birlikte çalıştığın çok değerli isimler de var. Sabi ile. Evet, Sabi Salter'le yaptık albümü. Bu da herhalde bir
böyle duygu birlikteliği gibi olmuş. Kesinlikle. Hiç yani... kolay değil böyle bir albümü beraber çıkarmak. Evet, evet. Bir 17-18 şarkının aranjmanını ve albüm prodüksiyonunu yaptı sevgili Sabiciğim. Çok kıymetli, çok değerli, çok yetenekli bir müzisyen. Bazen öyle anlar oldu ki benim yazdığım şarkıyı ve belki işte 3-4 yıl önce yazdığım ve bir şekilde o duygunun bende köreldiği bir şarkıyı alıp onu aranje etti ve bana bitmiş halini dinlettiğinde ben 4 yıl önceki onu yazdığım anı gidip böyle ağlamaklı falan oldum. Çok ilginç şeyler yaşadık bunları üretirken. Benim kadar içindeydi bu şarkıların ve hikayelerin. O hiç unutamayacağım bir şey. Albümde dinlerken Fırtınadayım. İlk şarkı çok karizmatik bir giriş diyebilirim. Gerçekten açılış çok karizmatik. Ardından çok güçlü bir şarkı geliyor. İntro'yu çok sevdim bu arada. Bitmez oyun, bitmez oyun. Kızarsa yerde kanım, şimdi ne fayda? Sonra Acanım değil mi? İkinci evet, şarkı. Acanım. Acanım klip şarkısı evet. Aynı zamanda. Hı-hı. Orada da yine Anıl'la mı çalışacaksın? Anıl'la yapacağız gibi görünüyor. Yine onun o renkli dünyasından bir şeyleri şarkıya ne kadar renklisiniz. Ve yansıması da albümün kapağında, kartonette de kostümler inanılmaz. Hepsi birbirinin devamı gibi aslında. Devamı gibi. Dolayısıyla yine renkli bir klip gibi gelecek herhalde. Evet. Yine yani albümün işte görsellerinde hissettiğin türde bir şey gelecek diye ümit ediyorum bakalım. Henüz başlamadık ön çalışmalara. Ve yine birlikte çalıştığın dostların Sibel Gürsoy var ki çok 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 beğendim. Mendilimde kırmızım var. Teşekkür ederim. O da mesela farklı bir duygu geçiriyor dinleyiciye. Böyle olmasını da sen istedin herhalde değil mi? Evet ben istedim. Yani Mendilimde kırmızım var benim de albümde en çok tatmin olduğum şarkılardan biri ve çok doğulu bir şarkı. O öyle çıktı ve çıktığı halini daha körüklemek ve o şekilde sunmak istedim. Zannediyorum o yerlilik hissi hemen vuruyor dinleyenleri yani. Evet, albümde en çok yakalıyor. Sevilenlerden biri gerçekten. Uzayanı günler geçer başa gelmiş dert çekilse yazık kalır söz uçara. Anadolu'dan esinlenme meselesi. Yani bu kadar içinde miydin? Biriktirdiklerin mi? Hani ya da bir son dönemim var ki iyice hissettim dediğin bir yanımı var. Yani aslında hep bir şekilde içindeydim. Sonuçta ben de Toroslar'da doğup büyüdüm. Ama son 4-5 yıldır özellikle Yaşım Çocuk albümüyle beraber her yıl bizim bir doğu turnemiz oldu. Ve pek çok şehri ben hayatımda ilk defa o zaman gördüm. Yani ülkemizin her yanı çok güzel ve yani her gittiğimiz şehirde çok başka güzel konserler yaptık. Ama o doğu illerindeki büyüğü, o sonsuz bozkırlar bana bu albümün kimyasını ve ana duygusunu verdi gibi hissediyorum. Mendilimde Kırmızım var da Mardin var, Diyarbakır var. Hep onları duyuyorum, o yolları görüyorum gibi hissediyorum. Doğru zamanlama diye de inandığım bir konu vardır. Galiba bu albümün de böyle bir doğru zamanlama özelliği olacak. Olabilir. Katılır kozmik mısın? Kozmik bir şey var bence. Yani bana kalsa bir yıl öncesine yetiştirip çıkarmayı çok istiyordum ama dediğim gibi kapsamı çok genişlediği için uzun sürdü yayınlanması. Ama kozmik bir şey var. Ben de yayınlanma tarihini çok özel buluyorum. Yani bu zamana elbette çıkmış olmasına bir anlam var. Ben doğrusu öyle hissettim. Bu arada tabii Sıla ile birlikte Sarmaşık var ki evet, o da çok güzel bir birlikte. Siz çok güzel oluyorsunuz yani. Yani muhbirde de söyledik bunu. Evet. Daha çok sayıda şarkı. Hani bunların hangi birini söyleyeceğiz? Bir de Gülden Karaböcek'le evet, olan var ki Kalbime Azap gerçekten o da çok özel olmuş. Gülden Karaböcek'le nasıl buluştunuz? Çok kısa onu dinleyeyim. Sonra Gülden Hanım'ın da söylediklerini ekrana getireceğiz. Ortak tanıdıklarımız vardı. Ben bu şarkıda featuring olsun çok istedim ve ortak bağlantılarımız aracılığıyla bir araya geldik. Ben ona şarkıyı gönderdim ve çok sevdi. Ve sağ olsun şahane sesiyle, personasıyla şarkıda yer aldı ve bence yüceltti şarkımı. Yani
bambaşka bir yere götürdü şarkıyı. O da çok özellikle bir şarkı olmuş. O da çok tatlı anlatıyor ve bugünlerde aynı zamanda o da Şah Plak yıllarında söylediği şarkılarla gündemde. Evet. Bir remix albümü yayınlandı. Biz Gülden Hanım'la hem o yanıyla konuştuk hem Kalbime Azabı konuştuk. Onu da ekrana getirelim, bir görelim. Toprak beni de basacak barınay, adaletin bu mu dünya? Adaletin bu mu dünyadan oy beni beniye. Beni, sevdiğim beni. Şaka yaptımdan kalbim çarpara. Senin için dinle sevgilim, neden böyle tatlısın sen söyle sevgilim. Şah Plak etiketiyle yayınlanan 2 CD'lik özel kutuda Gülden Karaböcek'in 14-17 yaşları arasında kaydettiği şarkılarla birlikte Armageddon Türk'ün remixleri yer alıyor. Ardından aktım. Kayadan kayaya. O yıllarda da satan plaklardı bunlar. O zamanlar plak vardı, 45'lik plaklar. Onları yeniden canlandırdılar. Yeniden duymayanlara, bilmeyenlere iletmek istedik. Gülden Hanım'ın bu dönemini birazcık biliyordum ama ya mesela bir şaka yaptığımı bilmiyordum. Orijinali taka taka biliyorsunuz. Taka 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 ta. Aynen. Yani onun dışında tabii Kalbim Çarpar gibi bir şarkıydı mesela. Ben hayatta hiç duymamıştım. Ve bu arada birçok fanı da duymamıştı yani. O yüzden bence tekrardan geri dönmesi adına o şarkıların enteresan bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Armageddon Türk'ün Şaka Yaptım şarkısına yaptığı remix, albümden önce Büşra Develi ve Burak Deniz'in başrolleri paylaştığı Arada filminde kullanılınca büyük ilgi gördü. Arada filmini yönetmeni Mu, kardeşim aynı zamanda, filmi fragman kısmını yaparken bana bir şeyler aradığını söylemişti. Şaka yaptığımı koyup üzerinde denedik. Ve denediğimize inanamadık ne kadar uyduğuna. Ben bana dokunmadan biz olurum. Aşk budur bilen bilir aranırsa. Diğer yandan Gülden Karaböcek, Mabel Matiz'le birlikte söyledikleri Kalbime Azap şarkısıyla gündemde. Beni çok sevdiğini, hayranım olduğunu falan söylediler. Dediler sizin de olmanızı istiyor. Ufak bir dokunuş yaptım ben. Orada çok fazla bir şey yok. Şarkısı çok güzel. Ben şarkısını çok beğendim. Ne güzel bir birliktelik olmuş. Onun çok da çok mutlu olduğu aşikar. Peki şimdi geleceğiz artık konserlere. Hı hı. Ve ben bunu bekliyordum. Ben bunu geçen sene de soruyordum. Artık harbi açık havada olmalı Mabel diye. Bu senede tam zamanı böyle bir albümden sonra. Evet. Ne kadar da çok şarkı oldu, farkında mısın? Çok şarkı oldu. Hatta belki de bir konsere sığmayacak. Sığmıyor şu anda. Böyle saç baş yoluyorum. 35-40 şarkı var. 2,5 saate nasıl sığdıracağız diye. 28 Temmuz, doğru biliyorum. 28 Temmuz'da. 28 Temmuz'da Harbiye Açık Hava'da ilk buluşmamız olacak. Öyle evet, diyorum ben. Evet. Ne yaptın? Hazırlıklar nasıl? Heyecan hazırlıklar çok fazla. Hazırlıklar devam ediyor. Çok heyecanlıyız. Yine her konseri birlikte yaptığım şahane ekibimle güzel bir gece hazırlıyoruz herkese. Anılcan da yine işin içinde. Güzel. Eğleneceğiz bakalım. Çok renkli bir sahne olacağını da evet, tahmin ediyorum. Öyle olacak. Şimdiden kolay gelsin. Devamında da herhalde yaz boyu konserler devam evet, edecek. Ağustos'ta bir Ege turumuz var. Oh. Ege'de açık havalarda dinleyiciyle buluşacağız inşallah. Çok da güzel olacak. Yazı da böyle keyifle, hep şarkılarındaki o duyguyla yaşayalım istiyorum. Mabel'e amin, çok teşekkür ediyoruz. Mabel Matiz'in elbette konser yolculuğu, albüm sonrası o telaşı devam edecek. Bir yandan da Harbi Açık Hava sahnesinde elbette konserler sürüyor. Biz süperstarımız Ajda Pekkan'ı da Harbi Açık Hava sahnesinde takip ettik. O görüntüleri de şimdi ekrana getiriyoruz. Ajda Pekkan, Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya geldi. Sanatçı sahneye Özlem Kaya tasarımı beyaz elbisesiyle dansçıların çektiği kızağın içinde geldi. Konserin başında ses sisteminde sorun yaşandı.
Bir süre Ajda Pekkan ve orkestrasının sesi sağlıklı duyulamadı. Sorun kısa süre sonra halledildi. Harbiye Açık Hava'da Ajda Pekkan şarkıları peş peşe yankılanmaya başladı. Vitrin, Yakar Geçerim, Resim gibi dans hitleriyle başladığı konserinde Pekkan'a özel bir şovla dansçılar eşlik etti. İkinci bölümde Game of Thrones tahtıyla sahneye inen Pekkan, Kimler Geldi Kimler Geçti, Son Yolcu gibi klasikleşmiş şarkılarını caz orkestrasıyla yorumladı. Birkaç şarkıda Ozan Çolakoğlu'nun da eşlik ettiği süperstar, Uykusuz Her Gece ve O Benim Dünyam şarkılarını gitarist Can Şengül'le söyledi. Konserin bir bölümüne sevilen grup Rubato ile Ayta Sözleri konuk oldu. Pekkan, Rubato ile Orhan Gencebay klasiği Kaderimin Oyununu söylerken Ayta Sözleri ile Yanayım şarkısına dansıyla eşlik etti. Ajandamızdaki diğer haberlerden hazırladığımız bir de tur geliyor ekrana. Bu yazın merakla beklenen yıldızı Shakira konser için İstanbul'a geldi. Kolombiyalı yıldız dün akşam özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanından ilk olarak Shakira'nın annesi babasıyla Brezilya forması giyen iki çocuğu çıkış yaptı. Ailesinin ardından çıkış yapan Shakira'ya magazin gazetecileri baklava ikram etti. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Shakira bu jeste Türkçe teşekkür ederim, görüşürüz diyerek karşılık verdi. Konuşuruz. Shakira, Eldorado Dünya Turnesi kapsamında bu akşam 21'de Vodafone Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Bugün 15 itibariyle stadyumun çevresindeki tüm yollar trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Rock müziğin efsanelerinden Nick Cave, The Bad Seeds grubuyla 17 yıl sonra İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta sahne aldı. ...25. İstanbul Jazz Festivali kapsamında sahne alan Cave'e müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. 1984 yılında bugüne birçok klasiğe imza atan Cave, konserde Do You Love Me, The Weeping Song, Red Right Hand ve Stagger Lee gibi sevilen şarkılarını söyledi. Böylece tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar. Tekrar teşekkür ediyorum Mabel'cim. Ben teşekkür ederim.